Herkese merhaba. Herkese merhaba. Köy stajına hoş geldiniz. Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Karaaptiler köyündeyiz. Bugün at çiftliğine geldik. Daha doğrusu bir country club'a geldik. Bugün burada Erol abimizle birlikte sohbet ağırlıklı bir video çekeceğiz. Güzel bir video olacağını düşünüyoruz. Bizden ayrılmayın. İyi seyirler. İyi seyirler. Herkese merhaba. Köy stajına hoş geldiniz. Bugün Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Karaaptiler köyündeyiz. Daha doğrusu Sakaryaların Nehirland olarak bildiği Nehirland Country Club'dayız. Çok değerli abimiz Erol abimizle birlikteyiz. Onun burada köy işleri haricinde, daha doğrusu çiftçilik ve tarımın haricinde neler yapılabildiğini göstereceği bir video çekmek istedik. Erol abimiz de bu işin öncülerinden. Burada binicilik eğitimi, okçuluk eğitimi ve at yetiştiriciliği eğitimi veriyor. İlk önce nasılsın Erol abi, iyi misin? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bizi kabul ettiğin için, ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Onur duydum burada olmanızdan. İki gün önce atım yarış koştu. Atlar yarış koşarken biz tribünde çok heyecanlanıyoruz. Bas bas bağırıyoruz, hadi oğlum, hadi kızım. Sesim biraz kısık, o yüzden şimdiden tüm izleyicilerden özür dilerim. Estağfurullah, bizim şey hiç problem değil. Bizi burada ağırlamanız çok onur etti. Buradaki varlığınız beni de çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biz seni tanıyalım. İzleyenleri de seni tanıtmış olalım Erol abi. Hay hay. Erol Mutlu kimdir? Burada neler yapar? Erol Mutlu, atçılığın çok doğal olarak yapıldığı Kafkas kökenli Çerkes bir ailenin çocuğudur. Bana sorarlar, işte atçılık nereden geliyor? Ben direkt genlerden derim. Evet, genlerden geliyor. Yani bizde aileden değil, genlerden gelir derim. Atları çok seviyoruz ama atla ilgili eğitimsel faaliyetlere ne zaman başladın diye sorarsanız, benimkisi profesyonel dans kariyerinden hobi olarak kendime aldığım bir atla başlayan keyifli uzun bir yolculuk. Değerli bir çiftlik kurmuşsunuz burada. Hem yarış atları da var bildiğim kadarıyla burada. Sizin kendi atınız da var. Onun haricinde binicilik eğitimi de veriyorsunuz. Peki bu planı hayata geçirmeden önce nelerle uğraşıyordunuz? Yani Erol Mutlu neler yapardı? Bu hayatından önce? Bu hayatımdan önce yaklaşık 6 yıllık İstanbul serüvenimiz var. Türkiye'nin büyük dans kampanyalarında profesyonel dansçı olarak görev yaptım. Çok güzel bir yaklaşık. Ondan sonra dans eğitmenliği yaptım. Işık 2009 yılından beri de atçılıkla uğraşıyorum. Çok güzel. Hatta bildiğim kadarıyla eşim Seda'nın da ilk hocası siz misiniz? Evet. Dans hocası. Ya şöyle, yaşadığımız atçılığa başladığımız köy olan Maksudiye Köyü sporun, sanatın her anlamda çok kaliteli yapıldığı bir köy aslında. Bizim orada bir görevdir. Profesyonel eğitmenlikten ziyade büyüklerin küçüklere kültürü, sporu öğretmesi bir nevi bayrak teslimidir. Biz de bayrağı teslim ettik. Çok güzel, çok güzel gerçekten. Biz de biliyorsundur, belki izliyorsundur, takip ediyorsundur. Köy stajı adı altında bir program yapıyoruz. Hayranınızım. Teşekkür ederiz. Programımızın amacında aslında şehirden köye göç edip köyde neler yapılabilirin örneklerini göstermek. Böyle bir işin olduğunu halkımız belki çok vakıf değil. Kaç senedir buradasınız? Bu tesisleri 2013 yılında açtık. Burası Vanlıoğlu Şirketler Grubu'nun restoran ve düğün salonu olarak faaliyet veren bir yeriydi. 2013 yılında Country Club adı altında binicilik bölümünü işletmeye ben dahil oldum. Şimdi köye dönüşle başladı aslında her şey. Hikayem de köye dönüşle başladı. Eğer ben köye dönüp bir ev yapmasaydım, o evin arkasına atlarımı koymasaydım, herhalde burası da olmazdı. Tabii ki. Ya hep ufak bir adımla oluyor aslında. Yani insanlar daha çok şehir hayatına adapte oluyorlar. Ama sizin gibi köye dönmeyi heveslendiren işlerde bulunanlar bizi gördükçe daha da mutlu ediyor. Gerçekten bizim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Peki burada kaç tane at var Erol abim? Şu anda burada 15 at faaliyet göstermekte. Toplam 34 atımız var. Hipodromda yarış atlarımız var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Botanik Vadisi'nin atlı güvenlik hizmetlerini veren Kaynarca lokasyonunda atlarımız var. Yetiştiricilik yaptığımız yarış atlarının anneleri var köyümüzde. Farklı alanlarda, biniciliğin her alanında faaliyet gösteriyoruz. İşte gördüğünüz poni atlarımız var, çocuklarımızın eğitiminde kullandığımız, yetişkinlerin engel atlama müsabakalarına hazırlandığı konkur atlarımız var, düz koşu atlarımız var. Yani atçılık sektörünün her alanında faaliyet gösteriyoruz. Evet, burası aslında Sakarya'da bayağı talep gören bir yer. Yani sağ olsunlar, teveccüh ediyorlar. Sakarya'da gerçekten bu işin öncülerinden biri. Kuruluş hikayesi de şöyle oldu. Ben Maksudiye Köyü'nde Allah nasip etti, eski evimizi restore ettik, yaptık, oturduk. İstanbul'dan döndüğümde en büyük hayalim köyde oturmaktı. Çok şükür ki köyde oturdum.
Tabii köyde oturunca insan bir şeyler yapası geliyor. At aldım. Köydeyken şehirde yaşayan arkadaşlarım çok fazla misafirliğe geliyorlardı bana. Hmm. Attan dolayı. Değil mi? Yani artık şu talepler oluşmaya başladı. Erol Hoca, artık bir yer aç, biz sana misafir gelmeye utanıyoruz yani. Bir yer aç da çoluğu çocuğu alalım gelin. Bu vesileyle burası oluştu. Çok güzel bir adım olmuş sizin için. Tabii biz de şimdi böyle görünce hevesleniyoruz. Yarın öbür gün belki bir at alırız, bakarız dedik. Daha önceden de at videosu çektik ama orada bakılan daha çok yarış atlarının oteli gibiydi. Yarış atı evet. Yetiştiriliyordu. Evet. Buradan da Mücahit'in işlemcisi selamlar Mücahit olsun. Abi. O da mesela Sakarya'da bu işin piridir. Hmm, evet, yani evet. Aile özellikle yarış atı yetiştiriciliği konusunda yıllarca hani bizim övgülerimize gerek yok. Koşan atlarının Türkiye Jockey Kulübü'ndeki skalası itibariyle evet, işleri evet. Nasıl yaptıkları aşikar. Evet. O yüzden onlara da selam olsun buradan. Buradan selamlar tekrardan. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz o at videosunu çektiğimiz zaman videonun altında çok yorum geldi. İşte tek at bakmak istiyoruz, maliyetleri nelerdir, işte bize ne gibi yükümlülükleri çıkar, ne gibi zorlukları olur. Bunlarla ilgili sorular geldi. Bunun üzerine yine işi bilen ne danışmak istedik. Peki nelerdir yani? Biz şimdi geldim, ben at almak istiyorum dedim. Atı aldım, bakımı zor mudur? Nelerle şimdi at almak kolaydır. Gerçekten kolaydır. Ben kendim binmek istiyorum. Benimle beraber yaşasın istiyorum. Hobi amaçlı binicilik faaliyetinde bulunmak istiyorum. Bunun için at almak istiyorum diyorsanız çok büyük bütçelere gerek yok. Ama bakımı da çok masraflı değildir aslında. Sadece zahmet ister, emek ister. Evet. Yani atlar alın bunu bu ay yiyin diyerek banka hesabına para yatırdığınızda kendi karınlarını doyurabilen canlılar değiller. Yani maaş değil, değil karınlarını doyurmak. Ben şöyle söylüyorum yani. At bakmak küçük bir kız çocuğuna bakmak gibidir yani. İlgi ister, sevgi ister, evet. Şefkat ister, tımar ister, temizlik ister. O yüzden at bakmayı insanlar sadece maliyet olarak düşünmesinler. Ben bu canlıyı aldığımda onun benden istediği emeği ona verebilecek miyim? Evet. Önce ona karar versinler. Yani öteki türlü zaten... Hani, yoksa çok büyük maliyetler yok. Çok büyük maliyetler yok demek ki. Belki biz de yarın öbür gün köye taşındığımızda bir at almak istiyoruz. İnşallah. O zaten benim size sözüm artık. Buradan da alenen ne derler belgelensin. Vermezsem videoyla karşıma çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Erol abiyle video çekiminden önce sohbet ederken kendisi siz böyle bir işe kalkıştınız, köyde ev yaptığınız zaman ilk atınız benden demişti. Onun üzerine aynen şimdi öyle. Burada belgelendirdi aslında ama çok teşekkür ederiz Erol abi. Tabii ki de bu işin şakası ama. Yo gerçekten öyle. Şimdi bizim Türkiye Jockey Kulübü'nde küçük sebeplerden dolayı yarış hayatları bitmiş atları sizin gibi bu hayvanı gerçekten sevip canı gönülden bakacak insanlara hani sahiplendirme nasıl ki evet. Bazı sokak hayvanlarında pet shoplarda sahiplendirme çabası var. Emin olun birçok at sahibi de yarış hayatları biten atlarının güzel ellerde bakılması için, iyi yerlerde olması için güzel yürekli insanlara teslim etmek istiyorlar. Çok güzel, çok güzel. Yani bununla alakalı biz köye döneceğiz, bunu yapacağız diyen herkes çok rahatlıkla gelip beni bulabilir. Çok ben elimden gelen yani sadece siz değil, herkese yardımcı olurum. Köye dönmek değil de aslında sanki toprağa dönmek. Kesinlikle İnsanoğlunun fıtratı hani topraktan haşredildik ya. Evet. Bu pandemi sürecinde bunu çok çok daha iyi anladık. Evet kesinlikle onu anladık. Ya yani bir zaten... saksıda yetiştirdiği domatesi böyle sosyal medyada paylaştı insanlar. Ben köyden ziyade insanların toprağa dönmek istediğinin farkına vardım. Evet. Biz de ne kadar erken dönersek bizim için kârdır. Topraktan haşredildik hocam. Yani şimdi altın kaplı bir odada oturalım hep beraber. Evet. Odanın her yeri altınla, gümüşle, yakutla kaplansın. Önünde 3 metrekare çimen olsun. Hepimiz o çimene çıkıyoruz. Kesinlikle. Toprak öyle. O altından daha kıymetli. Kesinlikle öyle. Ya bunun değerini anlamak, bunun değerini anlayıp da köye dönenler gördükçe biz daha da motivasyon kazanıyoruz. Daha da hevesleniyoruz. Bu bizim için toprak dediğin gibi en son hepimizin döneceği yer orası. Biraz daha erken dönmemiz lazım aslında. Kesinlikle. Altında kalacağımız süreden ziyade üstünde de biraz yani, vakit geçirmemiz lazım. Veysel diyor ya, cömertlik toprağa verilmiş haktan. Almak için uzak gitme Allah'tan. Çok güzel. Hakkın çok güzel. Diyor gizli hazinesi toprakta. Aynen öyle. Bir çekirdek verdim, 4 bostan verdi. Bunda yalan yok, herkes de gördü diyor ya. Ya işte bunun değerini anlamam. Ama emek ister. Evet. Bak döneceklere şunu söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Herkesin hayali yeşil bir evde oturmak, bahçesi olan bir evde oturmak. Evet. Herkesin hayali bu hayvanlara bakmak. Ama bu şu demek değil.
böyle dönecek olan dönmesin. Biz önce şehirde maddi kazancımızı kazanalım. Köye gidelim. Ondan sonra bize yardımcı olacak bir aile bulalım. Onlar hayvanlarımıza, toprağımıza baksın. Biz de köyün tadını alalım. Yaşayalım. Modunda dönenler, onlar yine metropollerde yaşıyorlar. Hı hı. Toprağa gerçekten temas edecekseniz, evet, toprakla haşır neşir olacaksanız, bu atı aldığınızda ahırına girip onu tımar edecekseniz, bu atı sevecekseniz onu alın. Kesinlikle öyle. Yoksa ben ata parasını verdim, yemini önüne koydum. Ben ata bakım yaptırdım. Ben atı aldım, maaşla adam tuttum. Adam da ata baktı. Yani bu toprağa o dönüş keyfi değil. Keyfi o değil yani. Aynen keyfi, öyle. Keyfi orada değil. Keyfi sen bakacaksın, sen seveceksin, ilgileneceksin sabah akşam. Size güzel bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki, tabii ki. Buyur abi. Tımarhane kelimesinin kökeni tımar etmekten gelir. Nedir tımar? Aslında siz atı tımarlarken rehabilite olan sizsiniz. Ya ne kadar. Yani ecdadımız ya, yüzyıllar önce bunu söylemişti. Tımarhane bugün bizim otistik, spastik, engelli dediğimiz birçok bireyin tedavisinde hipoterapi denen bir atlı uygulama var. Hmm. Biz de yapıyoruz. Ecdadımız bunu yüzyıllar önce yapmış. Atları o insanlara sorumluluk vererek, bakımlarından sorumlu tutarak aslında onların da tedavisinde atları aracı olarak kullanmışlar. Kesinlikle. Sağlıklı bireyler için de bu böyle. Kesinlikle. Bir ata bindiğinizde altınızda koşan o ama bir kalbi atıyor, ruhu var, düşüncesi evet, var, motor değil. Onu dizginleştirdiğinizde, dizginlediğinizde kendi duygularınızı dizginliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Öyle. Onu koşturduğunuzda kendi ruhunuzu koşturuyorsunuz. Ya bir hayvanın başını okşadığın zaman bile nasıl bir huzur doluyorsan, rahatlıyorsan, ya bu çok başka bir şey. Bunun keyfi de çok başka bir kesinlikle şey. Kesinlikle. Hayvan bakmak kesinlikle sevgi isteyen bir, emek isteyen bir şey. Yani dediğin gibi hayvanı aldım, benim atım var. Oh ne güzel. Bak işte. Sadece maddi hazırlığını yapmasınlar. Manevi hazırlığını evet, da yapsınlar. Kesinlikle. Köye dönecek olanlar için evet, onu söyleyeyim yani. Çok teşekkür ederiz Erol abi. Peki Erol abi, buradan köy stajı severlere, sevenlerimiz de oluşuyor yavaş yavaş. Belki birer ikişer olmaz geliyorlar mı? Bize olmaz destek mı? Oluyorlar, yorum yapıyorlar, videolarımızı beğeniyorlar. Vermek istediğin bir mesaj var mı? Köye dönüşle alakalı, hayvancılıkla alakalı verebileceğin bir mesaj var mıdır köy stajı severlere? Şöyle, sen az önce çok güzel söyledin. Toprak bizi bekliyor. Evet. Ama ölüyken, ama diriyken. Niye ölüyken gidelim? Aynen öyle. Diriyken gitmekte fayda var. Kesinlikle. Bu birincisi. Ama gittikten sonra da az önce benim belirttiğim gibi faal olmak var onun içinde. Aynen. Ahıra girmek var. Tavuğun altından yumurtayı kendin almak var. Bunlar insana mutluluk veren şeyler. Ben gittim, çok güzel bir köye ev yaptım. Ama her gün çarşıya gittim, geldim, akşam yattım. Yani bu köye dönüş değil. Köye fiilen dönsünler, yürekleriyle dönsünler. Evet. Köye köylü gibi dönsünler, toprakla uğraşsınlar. Onlara bu mesajım var. Ya pandemi sürecinde bunun insanların bir kısmını yavaş yavaş anlamaya başladığını düşünüyorum. Yani şehrin bize artık nefes aldırmadığını, bize artık toprak, yeşilin, doğanın nefes aldırdığını pandemi sürecinde herkesin gördüğüne eminiz. O yüzden bize verdiğin mesajlar için çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım. Sohbetimizin bu kısmına şimdilik ara veriyoruz. Yine gezdireceğimiz, göstereceğimiz çok şey var. İzleyenlerimiz bizden ayrılmasınlar. Biz yine devam ediyoruz. Görüşmeler. Haydi bakalım. Abi şimdi senden burası hakkında da bilgi almak istiyoruz. Burada evet, neler yapılıyor? Onunla da ilgili bir görüşelim. Şu anda burası kapalı manejimiz. Manej binicilik eğitimin yapıldığı alan. Zemini kumla kaplı. 13,5 metre yüksekliğinde kışında faaliyet gösterdiğimiz bir kapalı manejimiz var. Aşağıda açık manejimiz ve
Sakar Nehri kıyısında atlı doğa turlarını yaptığımız bir parkurumuz var tesisimizde. Şu anda hafta sonu günübirlik tur atmaya gelen misafirlerimizle eğitimini almaya gelen öğrencilerimizin derslerini arka fonda görmekteyiz. Evet. Atmayan kardeşimiz eczacı yaklaşık 3. 4. dersi. Diğer tarafta bugün belki ilk kez atla tanışan insanlar var. Evet. Hayatlarında ilk kez atı burada görmüş. Evet. En çok duyduğum kelimedir bu. Hiç binmedim, hiç görmedim, hiç dokunmadım deyip burada ilk kez atla tanışan çok insan oluyor. Buna vesile olmaktan mutlu oluyoruz. Çok güzel bir tesis oldu. Burada da bu arada bir tane ufak da bir at gördük. Onlar, o yeni herhalde. Evet, daha önce görmemiştik. O bizim onu. Naim. Onun adı Naim. Gerçekten Naim gibi dünyaları kaldırıyor da sağ olsun. Maşallah. Çok tatlı. Shetland Pony dediğimiz özel bir at ırkı türü. Yaşı var. Yetişkin ağırlığına ve boyuna kilosuna ulaşmış durumda. Yetişkin durumda şu an. Yani en fazla o kadar büyüyebiliyorlar. Yine orada Kafkaslımız var bizim yine yerli at ırkımızdan. Alman atımız var Westfalen. Doru atımız İngiliz. Hanım kızımızın bindiği at Punto. Çok farklı at ırklarını da tanıyorlar insanlar aslında burada. Hani bir çeşidi yok yani. Ya, tabii tabii at. İşte at gördük at. Evet. 330 at ırkı var. Oo. Mesela bilmiyorduk. Yani, biz bir İngiliz bir Arap. Yani, aynen Türkiye'de aslında bu bilgiyi de ben buradan vereyim. Evet. İngiliz atı denen atın atası bir Türk atıdır. Tabii bu İngiltere'deki Stutbook dediğimiz atların soykütüğünün bulunduğu en üst mertebede 3 at aygır. Arap Yarımadası'ndan götürülmüş Darli Arap, Tunus'tan götürülmüş Godolphin ve İzmir'den götürülen 1700'lü yılların ortasında Bayerli Türk. Bayerli Türk. Bayerli Türk ismindeki ata aygırla İngilizler kendi kısraklarını çiftleştirerek Thoroughbred dediğimiz bugün halk arasında İngiliz atı olarak bilinen ırkı üretiyor. Yani esasında bizden geliyor belki de. Kesinlikle. Ya. İngilizler bunu öyle söylüyor. Biz ne İngiliz atı diyoruz. İşte bak bilmediğimiz bir bilgi daha öğrenmiş olduk. O at hayatta, atla alakalı tarih boyunca insanoğlunun yaptığı mükemmel bir yolculuk var. İlkel çağlarda atı yemişiz. Ondan sonra yakalayıp sütünden beslenmişiz. Tarımda kullanmışız. Üstüne binerek insanoğlu ata binek vaziyete geçtikten sonra medeniyetin yayılması hızlanıyor. Tabii ki. Atlanlar. Aynen öyle. Ulaşım yani. Ya bu aslında şöyle bir örnek vereyim. Osmanlı ordularının Haçlı ordularına karşı başarılı olmasının en önemli nedenlerinden biri ellerindeki küçük yerli rahvan çevik at ırkları. Buna mukabil batılı toplumlarda iri kıyım, hantal, çok yem isteyen ama az yol gidebilen atlar var. Bununla birlikte bizim süvarilerimiz küçük atlarla barış zamanında cirit, çöven, kökbörü gibi oyunlarla ne yapıyorlar? Kendilerini savaşa hazır tutuyorlar. Evet, her zaman her daim hazır yani, atlı birlikler. İşte bu da bizim aslında ordularımızın o dönemdeki kudretini gösteriyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Erol abi. Rica ederim. Testiniz gerçekten çok güzel olmuş. Bir de aşağı bir tarafı görelim. Alttaki manejdi değil mi? Manejdi değil mi? Yanlış söylemedim. Orayı da görelim. Bir doğa turu yaptığımız yerde de size atın sanata olan katkısına dair çok önemli bilgiler vereceğim. O zaman devam ediyoruz. Erol abi, burası hakkında da senden bilgi almak istiyoruz. Burası çok güzel bir hem bir yürüyüş yolu olarak görünüyor hem de arka tarafta da açık bir eğitim alanınız daha var herhalde bu tarafta. Evet, burası Sakar Nehri burada sağımızda. Burası güzel gölge, ağaçlarla dolu bir at yürüyüş yolumuz var. Buranın sonunda açık bir binicilik eğitim alanımız var. Burası yazın gerçekten çok çok her mevsim ayrı güzel ama yazın çok çok güzel oluyor. İnsanlar hafta sonu burada yürüyüş yapıyor, at biniyorlar. Yukarıda farklı yine yeşil alanlar var. Evet. Ama burası gerçekten çok çok farklı. Allah'ın bize bahşettiği çok güzel bir alan. Yani doğa güzellik olarak burada geldiğin zaman insanın içi açılıyor. Bir tarafında nehir, bir tarafında çimenlik, bir tarafın orman gibi. Arka tarafta yine binicilik alanı gerçekten çok güzel bir tesis olmuş. Bizi de bununla buluşturduğun için çok teşekkür ederiz sana. Ben çok teşekkür ederim size geldiğiniz için. Bir önceki bölümde atın sanata olan bağlantısından bahsedecektim. Evet. Onun hakkında da bilgi alalım. Ya ne şimdi konuda? Atla alakalı ben farklı üniversitelerde konuşmacı olarak konuk oldum.
Bu arada ben atçılıkla alakalı eğitimimden bahsetmedim size, evet, değil mi? Evet. Değil mi? Ben hani bu işi eğitim yapıyorsun da konuşmadık. Hani doğuştan Çerkes olduğum için atçısın. Evet, öyle alaylılık oradan ama ben Kocaeli Üniversitesi atçılık bölümü mezunuyum. Bak bunu hiç bilmiyordum. Yani, bunu ilk defa öğrendim. Yani ben Kocaeli Üniversitesi ve sor Erol abi sen bu bölümü ne zaman okudun diye. Evet, ne zaman okudun abi? Murat Erbay'ın kulakları çınlasın. O 30'undan sonra mühendis oldu. Ben 40'ımdan sonra beygir mühendisi oldum. şöyle söyleyeyim, ben de 40 yaşından sonra Kocaeli Üniversitesi atçılık bölümünü okudum. Oo, çok güzel. Yani, tabii okumanın yaşı yok ama. Kesinlikle eğitimin yaşı yok. Hocam, İnsanlar buraya geliyorlar, bize çocuklarını teslim ediyorlar, kendilerini teslim ediyorlar. Bu işi ne kadar iyi yaparsanız yapın, birisi sorduğunda bu işi gerçekleştiren insanın bu konuda bir ehliyeti var mı diye sorduğunda evet. biz Çerkeziz, atçılığı atadan biliyoruz demek yerine artık şimdi gururla belgem biz var. Bu işin ya belgesinden de ziyade Allah'a çok şükür bununla alakalı ilim tahsil ettik diyebiliyoruz. Çok güzel. Bu çok çok önemli. Bir de bunu belli bir yaştan sonra tamamlamak, okumak, yapmak da biraz azim ister. Bu azim de sende var. Her kesinlikle. Zaman ruhun genç. Öğrenmeye hocam, öğrenmeye hep devam edeceğiz. Hı-hı. Yani buradan gençlere de tavsiyem, evet. Herkese tavsiyem hani öğrenmeye mutlaka devam kesinlikle. Edelim. Eğitim ve öğretim. Ben işte dün akşam zaman. Öğrendiğimi anlatayım size. Yine Kocaeli Üniversitesi Konservatuvarı'ndan. Kulaklar çınlasın. Kenan Serhat İnce hocam, Doktor Kenan Serhat İnce'den öğrendim bunu. Atlarla alakalı ben de araştırdım. Atın sanata olan katkısını. Abi bugün telli sazların atası kopuz. Evet. Peki kopuz neden yapılıyor? Telleri at bağırsağından. At bağırsağından. Evet. At bağırsağından çalgı yapılıyor. At bağırsağından çalgı teli yapılıyor. Hadi ya. Bu telle sanat icra ediliyor. Yani atın sanata da çok büyük katkısı var. Evet. Bugün kullandığımız kemanların meşhur evet. Bu çubukları, efendime söyleyeyim kemençelerin yine yayları. Aynen. Bunların birçoğu at kılından, at kuyruğundan yapılıyor. Evet. Yani atın aslında hayatımızın her alanına özellikle sanata da çok büyük etkisi hı-hı. Varmış. Bugün dünya üzerindeki bütün demir yolu aralıklarının İki at sağrısı ölçüsü olduğunu biliyor musunuz? Bak yani, yine bir bilgi daha Erol bugün, abiden. Gerçekten öyle çok enteresan. Bugün ray aralıkları ilkel çağlarda insanların atların çektiği katarlarla sağladıkları sisteme göre planlanıp bugünkü lokomotifler hazır bu raylar var biz ona göre yapalım diyerek ray aralıkları iki at sağrısı. İşte. Sinemanın icadında da atın çok güzel bir onda da rolü var. Evet. Sinemanın icadı da şöyle, bir at üzerine girilen bir iddiada, dört nal koşarken dört ayağı aynı anda yere basar mı basmaz mı bir iddiaya giriliyor. Seri resmediliyor. Bu resim oynatıldığında atın koştuğu fark ediliyor karelerde. Sinema bundan sonra icat ediliyor yani. Bir at evet. Üzerine girilmiş doğru. İddiadan ortaya çıkıyor doğru. Sinema. Çok mantıklı. Yani, üzerine girilmiş bir iddiadan kare çıkıyor. Kare birleştirilerek aslında evet. Onun bir sinemaya başlangıcı. Evet. Diyebiliriz. Edebiyatımızda atın çok güzel evet. Yeri var. Tarihimizde atın çok güzel yeri var. Diyor Dede Korkut, at demezem sana kardeşlerim, kardeşimden öte. Ya. Bamsı Beyrek hapisten çıktığında 9 yıl. Kapıda atı gördüğünde Dede Korkut hikayelerinde böyle bahsediyor. Atın sevgisi tamamen apayrı bir sevgi. Kesinlikle. Normal hayvan sevgisinin haricinde at dediğiniz gibi, kardeş gibi, can gibi bizim her zaman yanımızda. Kesinlikle bizim öyle ona... Ve Cenab-ı Allah Nahl suresinde atlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Savaş alanında dört nala tozu dumanına katanların üzerine and olsun ki diye. Yani İslamiyet'in yayılmasından, insanoğlundan evet. Sonra en çok emeği olan canlılardan biri. Buradan yani at çok kutsaldır. Aynen. Atlarla ilgili her türlü bilgiyi gelip Erol abiden alabilirsiniz. At sohbeti başladı mı benim? Aynen. Bitmiyor bende. Atla ilgili her türlü bilgi Erol abide mevcut. Eyvallah. Nehirland Country Club'dayız. Takip etmek isteyenler için Instagram hesabını da yine videonun altına link olarak bırakacağız. Erol abinin hesabını da Nehirland Country Club'ın hesabını da videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. O zaman buradan sonra atların yanına gidiyoruz. Atlarla birlikte de vakit geçireceğiz Erol abiyle. Videodan ayrılmayın. Herkese merhaba. Bugün yine Nehirland'dayız. Günün ilk saatlerinde Nehirland'da atlara yemlerini vermeye geldik. Ondan sonra bir iki güzel görüntü daha alacağız.
yap sen böyle bunu. Dök baba, dök. Otur şimdi böyle. Bunun ya. İçinde ne var şu anda Erol abi? Bunun içinde arpa var, mısır var. Böyle rasyon hazırlıyoruz. Yaşam payı ve verim payı diye bir şey var. Hı. Yani bir at ne iş yapıyorsa o kadar yemeyecek. Atıyorum atın istirahatlıysa, atına binmiyorsan, atını antrenmanda tutmuyorsan, engel atlamıyorsan, o atın yemi çalışan bir atla aynı olmamalı. Bu sefer ata fazla yem vererek de zarar verebilirsin. Doğru. Kendine yani de zarar verirsin. Şişirmek oluyor aslında. Şöyle. Düşünsene at ahırda dinleniyor ve sürekli besleniyor. Onu çıkardığın zaman eğri vurduğunda yürüyecek hali kalmaz. Hadi al bakalım. Dök oraya da yemliğini, dök. Afiyet olsun. Kahvaltısını verdik. Bu atımızın ismi neydi Erol abi? Portre. Portre. Bu Platek. Bu Akanda. Bunlara ot verdik çünkü bunlara bineceğiz birazdan. Yem verdikten sonra hemen atın üstüne eğer vurup binilmez de işe koşulmaz. Atın yapacağı işle beslenme saatleri arasında doğru aralıklar olmalı. Hatta işi bittikten sonra verilecek yemle ot ve su arasında doğru bir saat olmalı. Çünkü bir atı işini bitirdiniz terli vaziyette, çektiniz ahırına koydunuz. At öyle üstü hayvanın sıcakken verdiniz soğuk suyu. Hemen yemini döktünüz, siz bastınız evinize gittiniz. Bu sefer sabah geldiğinizde o atta arpalama dediğimiz hastalık belirtileri ortaya çıkarıyor. Nedir de bunlar? Fürbür laminit istiyoruz biz buna tıp dilinde. Tırnağın içindeki yüksek ateş başlar atta ve tırnağın içindeki falankslar dönmeye başlar ve at toparlamaya başlar. Düşünsenize bir ata besleyerek toparlık verebiliyorsunuz. Yanlış besleyerek. Yani, ya yem o kadar önemli ki saati, işle yemin arası. Mesela ata şimdi ben yemi dökeyim, karnı doydu, hadi vurayım yere. Yani düşünsene futbolcuların tabii maçtan canım. Önce makarna yediğini ya da mesela atletlerin... Ya aslında bu insanımızda da var. Aynen ya, halı sahaların önünde köfte ekmekler var. Adam maçtan sonra hemen onu yer ya da şeyde. İnsan da kendine dikkat etmedi, biz de hayvana dikkat etmeliyiz. İşte hayvan bilmez yer. Bunu bilen insan bu şekilde davranıyor. Yani ne zaman yemesi gerektiğini, ne zaman dışarıya çıkartılması gerektiğini kesinlikle, teker teker anlatıyor. Şimdi birazdan eğri vurmadan inşallah tımar yapacağız. Tamam. Tımarında zaten atla binici arasında ne kadar büyük bir önemi olduğunu, nasıl bir bağ oluşturduğunu bunu göreceğiz tımarda. O zaman devam edelim. Haydi bakalım. Gel bakalım. Dün şimdi bu koşum takımları çok önemli. Bunlar atın ebatlarıyla doğru orantılı olmalı. Yani ağzına taktığınızda atı sıkmamalı. Evet. Kulaklarından rahat geçmeli. Dizgin kollarının boyları uygun olmalı. Bu ağzındaki metal parça onun yemesine hiç engel değil. Engel değil, değil mi? Bak şöyle göstereyim. Bak şimdi. Ağız yapıları bu önde öğüt kesici dişler vardır. Otları kesen. Lüks. Korkma. Bak şimdi. Yemeğini benimle paylaşmak istemiyor. Isırmasın Erol abi. Isırmasın. Elim ağzımda zaten ısırsın. Şu anda onun ısıracağı yerde diş yok. Bakın benim elim burada. Sadece bu da dili. Bu da dili. Erol abi. Şu an bayağı kızdırdık. Bu dili arkadaşlar. Şu dişlerle otluyor. Kızdı. Şu dişlerle otluyor. Öndekilerle buradakilerle ötüyor. Sordun ya ağzındaki ayağına orada bir etkisi acıtıyor yok mu diyor. Burada arada diş yok. Süper. Bunu bilmiyordum. Yani o yüzden bir elimi hiç komple ağzına soktum ısırmasın. Evet. Zaten ısırıyor o anda.
Mal malzemelerini tanıtayım size. Kaşağıl, eskiden bu demirdi. Ömer Seyfettin hikayesini yazdığı zaman da. Şimdi plastik, sert fırça, yumuşak fırça, gebre, havlu ve maya demiri de var. Şimdi kaşağıyı önce atın şöyle boynundan dairesel hareketlerle sürterek başlıyoruz. Bunu yaparken böyle çok da kibar, üstten değil, bastıra bastıra. Tabi bunu yaparken atla aranızdaki mesafeye de dikkat etmelisiniz. Sen nasıl başardın bunu? Bir ayağın bir ayağın üstüne çek şunu. Bas. Kızım basla mı gidiyor? Böyle ya. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Arada bir de mesafe olacak değil mi? Aynen. Yaklaş yaklaş, o kadar değil. Ata yaklaş. Aynen. Ha, yine önemli bir bölümünü de göstereyim ben. Sana. Bu kaşıma ihtiyacın ama. Şöyle, tımarın en büyük faydası aslında hani atla sınırınızda bağ kurar ama atın üstünde baldırlarınızla vermeniz gereken komutlar var. Cildi temiz bir at bu komutları daha iyi alır. Yani, rahat anlaması için. Yani hem atınızı temizliyorsunuz hem de atınızda bir sorun var mı onu görüyorsunuz. Örneğin ata tımar yaparken vücudunun birçok yerine dokunuyorsun. Zaten at bir yerinde sorun varsa hemen reaksiyon gösteriyor. Evet. Atının bir yerine sorun olup olmadığını da görüyorsun aslında tımar sayesinde. Arkaları yaparken, mesela arka tarafları tımar ederken, arkadan öne doğru tekme yememek için şımarabilir bazı atlar. Oynayabilir sizinle. Şu şekilde kendini kollayarak sürekli atla iletişim içinde olarak şekilde sert kaşağımı vuruyorum. Burası tamamsa eğerleri vuralım. Tamamdır. Hadi bakalım. İşini bitirdikten sonra eğerini vuracağız. Burada eğerimiz, üzengi kayışlarımız, üzengilerimiz. Bu da kolanımız. Kolan kayışı, eğeri ata bağlayan kayış. Bunun takıldığında üstünde eğer varken dönmemesi, binicinin güvenliği, atın da rahatlığı açısından düzgün derece sıkılması lazım. Bakın bir de bu kolonu sıkarken dönüp beni ısırmaya çalışacak şimdi bak. Yani bunlara da alışık olacaksınız. Ben bunu ilk at aldığımda 2006'da Fırtına Köy'deyken böyle kolonu sıktığımda döndü beni bir ısırdı. Bu sefer ahıra girmeye korktum. Ondan sonra yavaş yavaş korkularınızı yeniyorsunuz yani. Bir de mesela şu üzengi ile alakalı size, dünyada Türklerin, İskitlerin icat ettiği bir şey bu. Üzenginin icadından sonra savaşların kaderi değişiyor. Çünkü buna basarak at üstünde dönüp ok atabilme becerisi, buna basarak kılıç sallama becerisi, orduların manevra kabiliyetinin artması. Hareket kolaylığı sağlıyor. Aynen. Yani üzenginin icadından sonra insanlar ata ilk bindiklerinde dur bunu bir yapalım, ondan sonra üstüne koyalım binelim demişler. Önce çıplak biniyorlar. Sonra bindiriklerini fark ettiğinde bu işi nasıl daha konforlu bir hale daha getiririz diye. Eğer yapıyorlar. Ondan sonra da ayakları boşta kalınca biz bu balansı nasıl sağlarız diye üzengi icat ediyorlar. Ve bundan sonra net bir şekilde orduların hareket kabiliyeti yükseldiği için belki dünya tarihinin seyri değişiyor at sayesinde. Aynen. Bir küçük icat aslında neler yapıyor. Kesinlikle öyle. Artı şimdi nalın da mesela icat edilmesi, atların uzun yollara toparlaması ve bunun önüne geçmek üzere nal bantların nalı icat etmesi, atına uygun sıcak nal yapması, ata çakması. Bunlar da çok büyük etkenler. Çünkü bu sefer orduların çok daha uzun mesafeleri kat edebilmeleri sağlanıyor. Yani bundan 1000 yıl önceyi düşünün, 500 yıl önceye gidin, çok da 500 yıl önceye gidin. Bu at demek, hani bugün savunma sanayinin o harcadığı para var ya, evet, işte bu, tanklar, o zaman bu. Tank doğru. Da bu, top da bu, o zamanki ağır yükü çeken de bu, orduyu bir yerden bir yere nakleden bu. Hani tarih filmlerini izliyoruz ya, işte geliyorlar, işte 500 atlı, işte 1000 yaya. 500 atlı var daha tehlikeli bu demek. Doğru. O dönemin otomobili de
aslında savaş. O dönemin en net savaş tankı da, figürü de, uçağı da, evet. Efendime söyleyeyim, arabası da, jipi de at. Çünkü bir ordunun bir yerden bir yere lojistik olarak gitmesinde en önemli etken. Galiba Kanuni sefere çıktığında Tuna Nehri kıyısında ordu atları sularken akarsuyun debisi düşüyormuş. O derece. Ya bununla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Osmanlı'nın bu atı eğitme hadisesi var. Atlara ilk bineğe nasıl alıştırıyorlar? Atları ilk bineğe alıştıktan sonra Bedesten Çarşısı'na götürüyorlar. Bedesten Çarşısı'nda çeşitli renklerin ve kumaşların içinden geçiriyorlar. Atların oradaki çeşitli hareketlere karşı ürkmesini engellemek amacıyla oraya alıştırıyorlar. Orada ürkenleri geri çekiyorlar. Oradan Bakırcılar Çarşısı'na gidiyorlar. Bakırcılar Çarşısı'nda çağat, çuğut, metal sesleri, kıvılcımlar. Bu kıvılcımlardan atların ürkmemesi sayesinde savaş alanındaki metal seslerini hazırlık ediyorlar. Burada ürkenleri geri hizmete veriyorlar, araba çektiriyorlar. O yüzden at nedir, beygir nedir? İnsanların arasında bir hep soru işareti. At, beygir hepsi aynı şey. Hayır. Üstüne insan bindirip cenk meydanında cenk edene at, bundan korkup araba çekene beygir derler. Atla beygirin ayrımı. Bu ayrımı bilmiyordum. Yani işte bugün çok eski zamanlarda. Bugün otomobillerde neden horsepower diyorlar? Aynen öyle. Kaç beygir? Dünya literatüründe sadece bizi değil. Kaç beygir? Horsepower. Atın çekiş gücü, arabayı çekiş aynen gücü. Çok değişik bir bilgi daha öğrendik Erol abi. Eyvallah. O gelecek. Sen hiç ona bakma, yürü. Çay taşı gibi Erol abi. Evet evet, yürü. Karşıya bakma, yürü. Siz bence hiç bırakmayın. Olur. Çok. Ama ben geriye çekmeyeyim. Geri çekilsin. Yalnız siz tutarsanız iyi olur. Tamam. Sen rahat ol. Tut. Gel benimle. Benim yanımda yürü öyle. Aynen böyle yürür mü? Tutar gibi. Sohbeti çekip sen bildiğin kadarıyla ünlülere de şey yapıyorsun. Evet. Ünlülere de böyle at eğitimi veriyorsun. Böyle dizilere, ünlülere at eğitimi veriyorsun. Evet. Daha önce birkaç sinema dizisine, televizyon dizisine pardon, at ve binici hizmeti verdik. Çok sevdiğim dostum, kardeşim, hem hemşehrimiz Çerkes Ali İhsan Varol beyefendiyle projemiz var. Zaten
bincik dersine çalışıyoruz. Bir reklam çekiminde bu çocukların, gençlerin çok beğendiği Aleyna Tilki ile bir araya geldik. Aleyna Tilki ile? Onu Galata Köprüsü'nde at indirdik falan böyle. Sağ olsunlar, teveccüh ediyorlar. İstanbul'dan da kalkıp bizim buraya at binmeye gelen ünlü ünsüz herkes geliyor. Abi şu keyfe baksana. Tabii canım. Evet. Çok çok güzel ama biraz geriliyorum abi ben ya sanki. Abi rahat ol. Bak bir şey söyleyeyim mi? Aslında şu anda bu at senin binicilik seviyeni hissediyor ve sana uygun davranıyor. Hiç merak etme. Sen istemediğin sürece o koşmaz. Sen çok büyük bir hata yapmadığın sürece seni atmaz. Şu anda mesela başının oynamasının sebebi senin ellerinin hani bu konudaki acemiliği. Ya solukça hep sola gel. Şimdi yavaşça bak bir prova yapalım. Şimdi sol elini çek yavaş doğru. Sağ ayağınla atı iç. Evet çek çek daha çok çek. Sadece solu çek. Gördün mü? Şimdi topla karşıya. Evet elleri öne götür ve topuklarına dokun karnına. Dokun karnına bak güzel bir deneyim olur. Gördün mü? Evet. Tabii. Rahmetli annemin bir lafı var. Atın aklı var. Aklı yoktur ama fikri vardır. Evet böyle bir şey var bence de. Çünkü bak ona göre de... Abi, çok güzel bir şey değil mi? Atın aklı yoktur. Hayvanlarda akıllı ama bir fikri var yani. Evet. Yani sen de ona göre hareket ediyorsun. O da sana. Binicilik dünyada iki farklı canlının beraber yaptığı tek spor dalıdır. Altınızdaki motor değildir. Evet. Gazı yoktur, freni yoktur. Onların da duyguları vardır. Hepinizi öptüm. Arkadaşlar bu hafta köy stajında Nehirland'daydık. Erol abiyle birlikte Nehirland Country Club'daydık. Çok güzel bir video çekim oldu. Çok teşekkür ediyoruz ona. Kendileri de burada. Ben size teşekkür ederim. Harika bir video oldu. Eyvallah. Böyle de bir bitiriş yapalım. İyi seyirler. Herkese selamlar. İyi seyirler.